Herkese merhaba. Bugün babamla birlikte soru cevap yapacağız. Sizlerden gelen soruları elimizden geldiğince cevaplayacağız. Bu arada gerçekten çok fazla soru gelmiş. İlginiz için tekrardan teşekkür ediyorum. Baba heyecanlı mısın? Evet, heyecanlıyım. Bayağı bir soru var. Bu var arada. mı? Oo. Hepsini tek tek cevaplayacağız. Birikti yani he? Tabii ki. Şimdi ilk soru kaç yaşındasın diye gelmiş. Evet. Ama şöyle başlayalım. Senin ismini bilmeyenler de var. İsmin ne baba? benim adım Mustafa. Kaç yaşındasın baba? 48 yaşındayım. Ve Fenerlisin. Fenerbahçeliyim. Çoğunlukla babam fanatik Fenerbahçeli. Fenerli baba evet. falan diye bilindiği için. O mahlaslarla bilindiği için evet. adı pek bilinmiyor. Benim zaten kanalın adı Halilcan biliyorsunuz. Ve birleşik yazılıyor. İki ismim yok. Halilcan. Tek isim. Ben de 23 yaşındayım. Her ne kadar göstermesem de. Size de küçük gösteriyorum çünkü kimle karşılaşsam 17 18 falan diyor bana. Evet, 15 diyenler var. Ben görünüş olarak 17 18 gösterdiğimi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Adının bir anlamı ve hikayesi var mı? Halil'in anlamı zaten Allah'ın dostu anlamına geliyor. Can da Allah'ın can dostu olarak hani evet. ek olarak bir evet. Allah'ın can dostu. Anlamı öyle yani. Senin var mı ismin anlamı? Benim isminin anlamı şey işte Peygamber Efendimizin ismi. Anlamı aklında yok mu? Şu an aklımda yok. Vallahi bilen varsa yazsın Mustafa evet. isminin anlamı. Aynen. Ben ben de bilmiyorum açıkçası ama anlamı büyük yani. Hikayesi var mı? Aslında ikimizin isminin ortak bir hikayesi var. Halil ve Mustafa bizim evet. aile geleneği bu Osmanlı'dan beri böyle babadan oğula sürekli baba oğluna ya Mustafa adını vermiş ya Halil adını vermiş Doğru. ve bu sırayla gitmiş gerçekten. Baba oğluna Halil demiş. Halil büyümüş oğluna Mustafa demiş. O büyümüş oğluna Halil demiş. Böyle böyle benim dedemin adı Halil, babamın adı Mustafa, benim evet. adım Halilcan. Ben seriyi bozuyorum. Bozuyorum seriyi bozuyorum. 17 kuru halka gibi. Evet, Osmanlı'dan doğru. gelen geleneği yıktım. Daha doğrusu annem yıktı. Halilcan olmasını annem istedi. Aferin iyi yaptınız. Anneciğim seni çok seviyorum. Teşekkür ediyorum ismim için de. İsmimi seviyorum. En sevdiğin şarkı. Baba en sevdiğin şarkı hangisi? En sevdiğim şarkı. Müslüm Gürses'in şarkılarını severim. Bir tanesi yok mu? Böyle, Var. Benim için birinci bu. Var. Dediğim. Evlat şarkısı. Müslüm Gürses evlat mı? Tabii ki. Her zaman onu, onu dinlerim ben. Benim için yeri ayrıdır, özeldir. Müslüm Gürses şarkılarını severim ben. Ben çoğunlukla yabancı müzik dinlerim bu arada. Türkçe çok az dinlerim. En sevdiğim şarkıyı da ekrana getireceğim. Bakabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Dinlemenizi de şiddetle öneriyorum. En sevdiğin renk. Baba en sevdiğin en renk. En sevdiğim renk. Ee, siyah. Siyah mı senin? Evet. Vallahi benim de siyah. Zaten Siyahı. görüyorsunuz. Aynen siyah. Simsiyah. Başka yok mu sevdiğin? Kırmızı olur, lacivert. Kırmızı. Farklı bir şey söyleyelim diye. Mavi ben. olabilir. Benim atma çünkü farklı bir renk gelmedi. Evet. Ben de gri diyeyim bari. Gri, plaket rengi hem evet. gümüş. Bu kadar büyüyeceğini inanıyor muydun? Açıkçası bu kadar büyüyeceğimi şöyle söyleyeyim. İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Tabii, canım. Ben buraları hayal ettim ve hayallerimi gerçekleştirdim ve tabii ki bu sizler sayesinde oldu. Daha başka hayallerim var mı? Tabii ki var. Onları da gerçekleştirmeye çalışıyorum. Benim hayallerim Dünya'dan daha büyük. Yani sorunun cevabına gelecek olursak, bu kadar büyüyeceğine inanıyor muydun? Aslında evet. Yani hmm. çünkü hayal ediyordum. Doğru. Buralara olur mu acaba falan gibi. He. Yani inanıyor muydum? Evet inanıyordum. Sevgilin ya da kalbinde biri var mı? Bana soru <laughs> var. Ya. Sevgilin ya da kalbinde biri. Şimdi sevgilim yok, kalbimde biri var. Abi nedir bu yakışıklılığın sırrı açıklar mısın? Bana diyecek bence, hali yok. bence bana diyecek hali yok. Evet, üzerinde. yok sana diyecek sana. Bana sana ne diyecek? Şu ben, karizma bak, adam var. Yok canım ne saç baş kalmamış ne karizması ya. Sana diyorlar. Yok ya ben bende de öyle yakışıklı olduğunu pek düşünmüyorum. Patron adam sensin. Babanın mesleği ne? Serbest meslek bir fabrikada işçi olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. YouTube'a içerik üretmeye başladığında Mustafa abi çektiğim videolara karşı gelip hiç ders yap demiş miydi? Dediyse şu an pişman mı? Eğer pişman olduysa nasıl ilerleyeceğini kanıtladın. Şimdi hiç hani karşı geldi mi? Evet. Ha, Ama geldim, karşı evet. gelip de Ders yap falan demedi de Boş boş işlerle uğraşma Gir bir işe çalış asgari ücret getir eve falan dedi Evet dedim doğru. Yüzü burada Doğru Hadi, söyledim doğrudasın. Git bir işte çalış dedim Dediyse şu an pişman Evet dedi. pişmanım Pişman mısın? Çok pişmanım Eğer pişman olduysa nasıl ilerleyeceğimi kanıtladım Bunu zaten yola birlikte devam ettiğimiz için Kendisi bizzat gördü Ona kanıtlamış oldum yani evet. Gördüm ve onayladım Kastik ettim ve onayladım Plaketi gördükten sonra iyice dedim mi? Dedim dedim. Bu yolda bu devam eder dedim yani. Bence cevap plaketmiş. Son cevabı. Evet. Cevap plaket. İnşallah bir milyoncu bir milyon plaketi olur. Bir milyoncu der gibi olur. Yani. Nasıl maçlara tepki çekmeye başladın? Nereden başladı bu hikaye? Şimdi ben maçlara tepki konseptini keşfetmeden önce zaten farklı farklı şeylere tepki videoları çekiyordum. Ben mesela Eurovision'u çok severim. Eurovision'da ülkelerin yeni şarkıları çıktıkça o şarkılara tepki veriyordum. Yani tepki videosu çekiyordum. Tam da o sıralar böyle Nisan Mayıs 2019 civarları. Galatasaray'da şampiyonluğu oynuyor. O 8'de kapanır 18'de senesi. Ben de böyle televizyon karşısında maçı çok heyecanlı bir şekilde izliyorum. Sonrasında dedim ki acaba hani maçı nasıl izliyorum? Hiç kendimi dışarıdan görmedim. Kendi Kendimi kayıt alayım dedim. Tam da ilk kayıt aldığım video Galatasaray'ın şampiyonluk maçına denk geldi. Galatasaray-Başakşehir. Videoyu çektim, yükledim. Sabahında inanılmaz şeyler oldu gerçekten. Ve şu anda buradayız, buradayız. Olayın özeti bu. Vay be. Nereden nereye gelmiş? Olayın hikayesi bu şekilde. Evet, hikaye oradan başlıyor yani. Ve bu şekilde maçlara tepki konseptini Türkiye'de çeken ilk kanal olduk. Birçok kişiye, birçok kanala ilham kaynağı olduk. Gerçekten güzel bir şey başardığımı düşünüyorum. Abi bu samimiyeti nasıl yakalıyorsunuz? Sırrı nedir? Doğal. Aile içerisinde nasılsa e, şu anda da öyleyiz. Kamera karşısında da öyleyiz. Sadece tek artısı kamera ve mikrofon var. Ses kayıt öyle. alıyoruz. görüntü kaydı alıyoruz. Tek öyle. farkı bu. Ev içerisinde nasıl muhabbet ediyorsak aynı. Videoda da aynı şekilde muhabbet ediyoruz. Aynı Gerçekten öyle. aynısını yansıttığımızı düşünüyorum ki siz de bizlerden bizi izlediğiniz videolardan kendinizden bir şey bulmuşsunuz evet. ki bize abone olmuşsunuz, bizi sevmişsiniz tamamen aile sıcaklığı doğru diyebiliriz buna anne hanım kendimi gözükmek istemiyor Evet annem kendisi gözükmek istemiyor. Nasıl Galatasaraylı oldun? Baban seni Fenerbahçeli olman konusunda zorladı mı? Şimdi ilk soruya şöyle cevap vereyim. Nasıl Galatasaraylı oldum? Tamamen kendi tercihimle. Galatasaray'ı sevdim. Galatasaray'ı sevdalandım. Yüreğimi Galatasaray sevgisi kapladı ve Galatasaraylı oldum. Fenerbahçeli yapmaya çalıştı mı? Zorladı mı? Sonuna kadar zorladı. İnanın birçok şeyi denedi. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Rüşvet bile teklif etti yani. İşte forma alalım sana. Bak para veririm. İşte top alırım, krampon alırım sana. İşte Fenerli, işte sarı lacivert. Yeter ki şampiyon Fener de falan böyle. Ya da işte Fenerbahçeli ol falan gibi. Bense Bunların hepsini reddettim ve gas, gas oldum. Bu. bu. şekilde oldum yani. Farklı takım tutmanız hiç üzmüyor mu? Halbuki aynı takım tutsanız üzüntünüz de sevinciniz de bir olurdu. Yok. Farklı takım tutuyoruz diye üzülmüyorum. Aynı takımı tutsaydık nasıl olurdu bilemiyorum açıkçası. Ama zaten bunları şeyde tecrübe ediyoruz. İşte milli maçlarda falan aynı takımı tuttuğumuz için. O yüzden yani bu tahmin edilemez bir şey değil aslında bizim için. Tabii canım yani. Ya beraber üzüldüğümüz, beraber sevindiğimiz şeyler çok oluyor. Halcan kardeşim baban gibi sen de çocuğunun tutacağı takım konusunda anlayışla olur musun yoksa keskin bir düşüncem var mıdır? Ha ya yani hoşgörülü olur muyum gibi. yani tabii ki benim oğlum gelecek mesela veyahut da kızım baba ben Fenerbahçeli olacağım dedi mesela. Ama öncesinde derim ki yapma kızım oğlum. Türkiye'nin en başarılı takımı yani tut Bence derim. Beraber seni maçlara götürürüz falan derim. Tekniklerde bulunurum yani. Top alırım, forma alırım. Yok top Krap forma işi form o biraz rüşvete giriyor. Ben daha çok ortak birlikte yapabileceğimiz bir şeyler önerirdim. Yani kısacası ben evladıma karşı hoşgörülü olurum. Hangi takımı tutmak isterse tutabilir. Babanla arandaki memleket farkı neyden kaynaklı paylaşır mısın? <laughs> evet bu arada ona çok takılanlar olmuş. Nerelisin baba? Ben Çanakkale'liyim. Ben Zonguldaklıyım evet. ama neden böyle söylüyoruz? Hatta şey falan diyenler olmuş hani acaba üvey çocuk falan gibi. Üvey üvey ya canım üvey, <laughs> ya hayır, üvey hayır. evlat. Hayır hayır üveylik bir durum yok öz, be öz babam. Öz, öz annem. Yani onların evladıyım. Benim Zonguldak dememin sebebi aslında şu. Hayatım boyunca çok fazla Çanakkale'yi görmedim. Bilmiyorum. Sağ olsunlar dedemler, babaannemler Çanakkale'yi gezdirmediler. Hatta birinci sınıftayken bunun çok çektim. Neresin diye sorduklarında işte Çanakkale diyordum. O, o zaman Çanakkale şehitliklerini gezmişsindir. Sen Çanakkale'nin her yerini gez. Yani ne gezmesi? Bir yaşında götürmüşler beni. Bir yaşında ne hatırlayacağım Çanakkale şehitliğinde? Kimse de götürmedi. Ben de gitmedim. Bir türlü kısmet olmadı. O konuda biraz kırgınlığım var. Biraz ondan sebep. Biraz da mesela Mesela kıyas olarak söylüyorum. Çanakkale'ye bir kere gittiysem Zonguldak'a 100 kere gitmişimdir. Artık Zonguldak'ı ezberledim. Ve orayı daha çok memleketim gibi hissediyorum. Orayı daha çok seviyorum. Ve karakter olarak da anneme çok benzediğim için babamla aramızda benzerlikler var olsa da kendimi Karadenizli olarak nitelendiriyorum. Mesela çok çabuk sinirlenirim. Bu yüzden de memleketim Zonguldak. Birbirinizin en sevmediğiniz huyu nedir? Çok güzel soru. Senin bende en sevmediğin huy. Çok çabuk sinir olma. <laughs> o zaman ben de söylüyorum. Hazır mısın? Öyle. Babamın tutumsuz olması. Babam çok tutumsuz bir insan. Nasıl ya? Yani? Har vurup harman savuruyorsun. He o anlamda. Evet. Har vurup harman savuruyor. Mesela atıyorum eline 100 lira verin. Bir saat sonra yok. Ve şunu da söyleyebilirim ki babam hayatım boyunca ben para biriktirdiğini görmedim. Babam hayatta para biriktirmez. Zaten nereye biriktirdiğini görüyorsunuz. Ne? Mideye mi? Gel yap. Paralar bunun içinde. gel. Gel yırtalım burayı. Ah. Kanaldaki en sevdiğiniz videonuz hangisi? Hı, ne kadar güzel sorular. Kurespor videosu. Galatasaray Fenerbahçe çeker. Evet, Onu çeker. Evet. evet. Valla açıkçası benim en sevdiğim video Trabzon'un şampiyonluk yaşadığı video. He. Çünkü neden diye soracaksınız, bir Galatasaray olarak söylüyorum bunu ama. O videoyu çekerken gerçekten çok çile çektim. Gerçekten çok zor şartlarda çektim. Videoyu çekebilmek için bir binanın camından aşağı doğru böyle sarktım. Evet. Camından tutuyor. Ayaklarımdan annem babam tutuyor böyle düşmeyeyim diye. Ben böyle ben... sarkıyorum aşağı doğru. 300 bin kişiyi çekiyorum meydanda falan. Yani benim kanalda en sevdiğim Trabzonspor'un şampiyonluk videosu Güzel şarkılarım var sık sık dinliyorum Devamı gelecek mi? Evet devamı gelecek Bu arada ikinci kanalda paylaşıyorum ben şarkıları İkinci kanalda kartlara eklerim Açıklama arkasında da linkini bırakırım Takip etmeyi unutmayın Abone olun yenileri gelecek merak etmeyin Ayrıca sık sık dinlediğiniz için teşekkürler Sizin için çok önemli bir tarih var mı? Ha, benim için önemli olan 18 Mart 18 Mart. Benim için öyle bir tarih var ve 11 Aralık. Ama sebebini söyleyemem özel. Küçükken futbolcu olma hayali kuruyor muydun ve bir idolün var mıydı? Sen kuruyor muydun baba? Yok. Hiç kurmadın mı? Her erkek çocuk gibi ben de futbolcu olma hayali kuruyordum. İdolüm var mıydı? O zamanlarda idolüm Mustera'ydı. Şu anda da idolüm Mustera. Ama şu anki idolümün Mustera olmasının sebebi hani tekrardan kaleci olmak falan değil de onun karakterini, kişiliğini örnek almak. İkinizin de unutamadığı maç. Benim Fenerbahçe işlemi açık. Galatasaray maçı. O Crespo biliyorsun ya. Evet yine. evet. Bu maçı unutamıyorum ben. Benim için Galatasaray Real Madrid. Oo. Galatasaray o maçı kazandık, turu geçememiştik ama Galatasaray Real Madrid'i unutamam yani. Doğru. Nefret ettiğiniz bir takım var mı? Ya ben hiçbir takımdan nefret etmiyorum bu arada hani onu söyleyeyim. Ama sevmediğim bir tane takım var. FIFA'da da çok denk geliyor. Leeds United. Hiç sevmiyorum yani Leeds United'ı. Nefret ya nefret etmiyorum ama sevmiyorum, sevmiyorum ya. Yani. Gelince böyle Allah kahretsin diyorum yani böyle. Çünkü bir de deplasmanları da zor oluyor Elland falan. Sevmediğim takım Leeds United diyebilirim. Irkçı mısınız? Yok kesinlikle. Kesinlikle, Kesinlikle değiliz. Kesinlikle değiliz. Irkçı değiliz. Keşke o maça tepki çekebilseydik dediğiniz maç var mı? Benim aklıma gelmiyor şu anda. Beşiktaş-Fenerbahçe. İlk yarı 3-0. Hasan Ali uzaktan attı falan. Oo evet. İşte o maça çekseydik çok güzel olurdu güzel bence. Oldu. Deprem bölgesine bağış yapmayı planlıyor musun? Ben zaten depremin olduğu günden hemen bir sonraki gün deprem için canlı yayında bağış topladım. Ve bu bağışları da banka aracılığıyla AFA'da bağışladım. Dekontumu da sosyal medya hesaplarından paylaştım. Hatta şu anda ekranda da görebilirsiniz. En sevdiğin futbolcu? Arda Güler. Arda Güler mi? Evet. Üstü yok mu? Messi, Ronaldo hiç yo, şey yo, yo. yok, şey yok mu ya? Messi, Ronaldo yok benim için Arda Güler. Birinci sıraya Arda mı? Arda tabii. Vallahi ben eskisiyle yenisiyle tek bir isim söylüyorum. Fernando Muslera. Benim için Ronaldo Messi hepsinin üstünde. Ronaldo mu Messi mi diye <laughs> klasik bir soru geldi. Messi. Messici misin? Evet. Vallahi şu kadarını söyleyeyim. Ben Ronaldocuyum. Ronaldo'yu daha kendime yakın buluyorum. Ama istatistiklere bakıldığında Messi şu anda önde. Ama yaş farkı olduğunu unutmamak lazım. Ben Ronaldocuyum ama Messi şu anda bayağı önde. Yeni ev ve oda vlog'u gelir mi? Evet, ikisi de gelecek merak etmeyin. Seçimde kime oy vereceksiniz? Evet, sorular bu kadardı. Nasıl buldun bu soruları? Güzel, güzel sorular gelmiş hakikaten. Çok beğendim. Güzel bir soru-cevap oldu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar var olsunlar. Sorular gerçekten çok güzeldi. Tekrardan ilginiz için teşekkürler. Eğer bu videoda olmayan ve merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben yanıtlayacağım onları. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.